Daha önceleri İslam dünyası ya kalbi ya da aklı esas alıp yürümüşler. Bütünü ele alınmamış. Tarihi süreç böyle çalışmış. Asr-ı saadet hariç. Asr-ı saadet aklı ve kalbi beraber almış. Risale-i Nur alışılmış bir yol olan aklı ve kalbi birleştirmiş, ruha hitap etmiş. Aynı ifadede hem aklın, yani bir kelimenin içinde hem aklın hem kalbin, mesela Kur'an'da da böyle yapılıyor. Sabah yapayım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bunun içinde aklı var. Kalp de var. Vicdan var. His var, ruh var. İşte Risale'de de böyle Kur'an'a en bu asırda icaz-ı manesini mazar olduğu için Risale-i Nur tabirlerinde de hem aklı mana var, hem kalbi, hem hissi, hem vicdani. Aynı ifade hem aklın, hem kalbin, hem de hissin ve latifelerin, hislerin verip doyurmuş. Bu asrın tembel insanları bu yöntemi ve yolu yeni şahit oluyor. Ürkekliği bundan. Mesela şimdiye kadar ilim şöyle, kim olursa olsun bütün talebelere aynı ders veriliyor. Ama fıtratları farklı. Risale-i Nur aynı ders içinde nihayetsiz mana mertebesi olduğundan, Kur'an'a aynı olduğu için, mana mertebesini herkese farklı feyzini veriyor. Bir de anlamıyoruz diyor ya, peki ne kadar okuduğunda anlamıyorsun? Yalan konuşuyoruz biz. Haram yeriz biz. İnternet televizyonun karşısına çıkmayız. 5-10 dakika canımız sıkıldığı zaman kitaba müracaat ederiz. Anlamıyoruz. Anlasan zaten mucize olurdu. Haram yiyen bir vicdan kalpte anlama tarafı açık olur mu? Yalan konuşan bir dimağdan anlayış feraseti olur mu? Günahlarla zebun olmuş bir ruh fazilet ve kemalatı olur mu? Anlamıyoruz da niye anlayanlar niye anlıyor be kardeşim? Çünkü sen anlamak istedin de mi anlamadın? Ne kadar zaman verdin? Bak bir tanesini söyleyeyim size. Adamın bir tanesine dedi ki hocam başım ağrıyor dedi. Dedim ki bu geçici şey değil. Ben başının kurtulmasını istiyorsam migren şunu oku dedim. 5 vakit namazını kıl. Haftada bir gün derse gel. Meyve risalesini verdim. Bak hiç unutmuyorum. Verdim. Bir hafta sonra getir dedim. Ben sana dün söylüyorum. Baktım getirmiyor. Haber gönderdim. 10 gün sonra geldi. Dedim ki nasıl dedim anladın mı? Anlamadım hocam dedi. Ben bu kürsüde yerle konuşmayacağım size. Allah Allah ver bakayım bu kitabı. Ya Allah aşkına anlamadın sayfayı açar mısın? 2 yıllık üniversite mezunusun. Ben dedim bakayım anlamadığına ben bakayım hakikaten anlaşılmayacak bir yer mi dedim. Ne dese inanırsınız? Okumadın dedi. Peki nasıl anladın dedim okumadan anlamadığını. Diyorlar ki anlaşılmaz bir kitap. Onun için ben dedi, onun için dedim. Bu adam anlasa mucize olmaz mıydı? Ulan bunun kafasına çekişte çivi çaksam bile zor girer. Son şey okuyorum. Ama okuyunca görünüyor ki teşekkür ederim. Ha. Tam da görünüyor. Ha, görünüyor deyince evet hakikaten o da güzel. O da güzel bir tevafuk oldu. Yaşar abi bu arada hoş geldiniz. Bitirmek üzereyim. Ama okuyunca görünüyor ki insanın bütün hastalarını sıraya koymadan aynı zamanda aynı kelamla hem inşa ediyor hem de ihya ediyor. Yani anlamıyorsun ama Risale'nin dersine katılanın pek ifade edemiyor konuşurken ama fedakar, kahraman, derse konuşuyor, koşuyor. Yani hizmetin bir ucuna tutuyor. Anlamayan adam konuşuyor. Mesela diyelim ki Yaşar abi anlamıyor. Daha nereden beri geliyor? Demek ki derste bir şey anlıyor. Ki bu benzin var. Anlamasa buraya niye gelsin? Ne yapsın bu fedakar çocuğuna şuna buna? Yani evet illa akıl midesinde hissesini az olabilir. Ama her derste aklın hissesi var, kalbin hissesi var, vicdanın var, hissin var. Bu adam direkt vicdandan alır. Histen alır. Mesela onlardan bir tanesidir yani gördüğüm için söyledim.